İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Madencilik Batı Ermenistan'daki Dersim'in doğasını tehdit etmeye devam ediyor. Köylüler Daron hakkında, baba kuşatma altındayım ama esir olmayacağım. Dünya Kiliseler Konseyi'nin 11. konferansında özel bir açıklama ile Artsakh sorunu ele alındı. Birçok kişi 2. Elizabeth'in fotoğrafçısının Batı Ermenistan'ın evladı Hovsep Karş olduğunu bilmiyor. Dikranakert'te sömürgeciliğin utanç verici görüntüsü. Tarih Müzesi Antik İnsanın İzinde adlı kalıcı sergisini Taş Devri başlığı altında yeniden açtım. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın yeraltı kaynakları bakımından en fazla çeşitliliğe sahip olan Dersim'de her geçen gün yeni maden sahaları açılıyor. 145 maden projesinin bulunduğu Dersim'de 60 kilometre uzunluğundaki Munzur Dağları'nın tamamı maden sahası ilan edildi. 2019 yılında Dersim'de 43.500 hektar alanda maden ruhsatı verilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, aralarında Dersim'in Pülümür ilçesindeki 3 bölgenin de yer aldığı 285 maden sahası için ihale açacak. Altından linyit ve uranyuma kadar pek çok ağır metali içeren 4. grup madenler doğayı tahrip eden en önemli etkenlerden kabul ediliyor. Herkes internette aktif olarak yayılan videonun kahramanını bulmaya çalışıyordu. Azerbaycan'da bulunan Ermeni savaş esirlerinin çıkarlarının temsilcisi avukat Siranur Sahakyan'a göre videodaki gönüllünün adı Taron'du. 26 yaşındaki Taron Andreasyan, baba adı Harutyun, Arad bölgesinin Mıhçıyan köyündendi. Köy sakinleri Hrapara gazetesini Rusya Federasyonu'nda yaşamakta olan Taron'un savaş haberini duyunca ana vatanına döndüğünü ve gönüllü olarak askere gittiğini söyledi. Taron'un yoldaşlarından biri, Taron'un askeri birliklerinin komutanı olduğunu ve Sanasar'dan çekilme emri verdiklerinde Taron'un geri çekilmediğini ve ilerlediğini söyledi. Köylüler, Taron'un çocukluğundan beri cesaretiyle ayırt edildiğini, iyi huylu, çok cana yakın, ailesine bağlı ve vatansever bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Taron'un babası Harutyun, İlk Artsakh Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve oğlunu bu ruhla yetiştirdi. Taron'un bir erkek kardeşi var ve annesi Tamara, oğlunun hayatta olduğundan ve kesinlikle eve döneceğinden emindi. Mıhçıyan köyü sakini Anna Aleksanyan, köyde Taron'un İran sınırını geçen askerler arasında olabileceğine dair bilgilerin dolaştığını ve düne kadar herkesin Taron'un kesinlikle geri dönmesini umduğunu söyledi. Ancak ünlü videonun görüntülerini gördükten sonra gönüllünün gerçekten Taron olduğunu anladılar. Çünkü bu davranış onun özelliğiydi. Diğer bir köylü olan Susanna Gevurkan, Hrapara gazetesini öldüğü gün Taron Andreasyan'ın babasını aradığını ve kuşatma altında olduğunu ancak teslim olmayacağını, bir el bombasıyla kendini havaya uçuracağını söyledi. Daha önceki haberlerimizden birinde bildirdiğimiz gibi, Dünya Kiliseler Konseyi'nin Almanya'nın Karlsruhe kentinde toplanan 11. konferansında Artsakh konusuna da özellikle değinildi. Kilikya Büyükevi Katrikosluğu Ulusal Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Lübnan Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri ve Uluslararası Hukuk Öğretim üyesi Nora Bayraktaryan, Artsakh ile ilgili açıklamayı sundu. Açıklamada konferans, Azerbaycan'ın Artsakh'ta başlattığı 44 günlük savaşını kınamakta ve Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklediğini ifade etmektedir. Konferansta kimyasal silahların kullanımı ve uluslararası hukuka aykırı diğer savaş suçları kınandı. Konferans, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Azerbaycan'a tüm savaş esirlerini derhal serbest bırakmaya çağırdı. Ayrıca Artsakh'ın işgal altındaki bölgelerindeki kutsal mekanlara ve Ermeni kültürel mirasına yönelik tacizden duyduğu derin endişeyi dile getirerek UNESCO ve uluslararası toplumu Ermeni kültürel yapılarını ve yerlerini her şekilde korumaya çağırdı. Artsakh ihtilafının adil ve barışçıl bir çözümü için konferans Agite Minsk grubu çerçevesinde bir diyalog başlatma çağrısında bulundu.
İkinci Elizabeth'in fotoğrafları banknotlara, madeni paralara, pullara ve farklı ülkelerin çeşitli madalyalarına basıldı. Kraliçe ve kraliyet ailesinin en başarılı ve popüler fotoğraflarının yaratıcısı, dünyaca ünlü fotoğrafçı, hemşehrimiz Hovsep Karş olduğunu çok az kişi biliyor. Fotoğrafçı, kraliçeyi ilk kez 1943'te, ardından 1951, 1966, 1984 ve 1987 yıllarda 4 kez fotoğrafladı. Kraliçe ve kraliyet ailesi üyeleri için farklı fotoğraf serileri yarattı. Hovsep Karş, 23 Aralık 1908'de Batı Ermenistan'ın Mardin kentinde doğdu. Soykırım Armenosit sırasında aile zulüm gördü ve kız kardeşi açlıktan öldü. 1922'de aile Halep'e kaçtı. Daha sonra Karş Kanada'ya geçti. O, ünlü bir fotoğrafçı, Khrushchev, Bernard Shaw, Albert Einstein, Hemingway ve diğerlerini fotoğrafladı. Churchill'in fotoğrafı özellikle ünlüdür. Hovsep Karş 2002 yılında ABD'de vefat etti. Batı Ermenistan'ın Dikranakert'in Sur ilçesinde 2015 yılında yaşanan çatışmaların ardından 6 mahallede bulunan binlerce yapı içindeki eşyaları ile birlikte yerle bir edildi. Sur'un tamamı kamulaştırıldı. Sur'da çatışmalar sonrasında başlatılan yıkımda hiçbir zarar görmemiş, sahiplerinin çatışmalarından kaçarak kapısını kilitleyip terk ettiği konutlar da kepçe ve buldozerlerle yıkıldı. Evlerin içinde bulunan eşyalar, yiyecekler olduğu gibi kamyonlara yüklenerek geniş bir çukur alana gömülmeye başladı. Kamyonlarla getirilen hafriyatların içinde tarihi Ahmet evlerinin taş sütunları da bulunuyordu. Bu durum yer üstündeki kent hafızasının yanında bölgenin yer altında kalmış eserlerinin de yok edilmesine yol açtı. Sur'un 6 mahallesinde iş makineleriyle yapılan yıkım devam ederken 7 Nisan 2016 tarihinde hafriyatların döküldüğü alanda vücudu parçalanmış bir kadın cesedine rastlandı. Aradan geçen 7 yılın ardından on binlerce ton hafriyatın döküldüğü alan günümüzde otlarla kaplanmış ve utanç abidesi gibi duruyor. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi Eski İnsan İzleri Taş Devri başlıklı kalıcı sergiyi yeniden açtım. Sergi Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi koleksiyonundan Ermenistan Cumhuriyeti'nin çeşitli antik bölgelerinde bulunan yüksek değerli taş devri örnekleri içeriyor. Sergide 208 yılında Areni bir mağara kompleksinin kazılarında bulunan ve Kaliforniya ve Oxford Üniversitelerinin laboratuvarlarında yapılan incelemeye göre M.Ö. 3600 ile 3500 yıllara dayanan deriden yapılmış çarıka özel bir yer ayrıldı. Serginin bir sonraki aşaması oldukça geniş bir koleksiyonun sunulacağı Tunç Çağı'na adanacak. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Sevgili yurttaşlar, desteğinizle televizyonumuzun imkanları daha da genişletilecek ve güçlendirilecektir. Biz birlikte güçlüyüz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şirak topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gaşange adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Meysan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.